Merhabalar. Yepyeni fikirler edinmeniz için birbirinden güzel, şık lif modelleriyle karşınızdayız. Şimdi ilk modelimize geçiyoruz. Birinci takım modelimiz incili 3 parçadan oluşmaktadır. Gördüğünüz gibi 3 parçamız var. Şimdi size dairesel olan parçamızdan başlayayım. Şöyle arkasını çevireyim. Arkasından daha net görebilirsiniz. Onun için arkasını çevirdim. 6 dilimden oluşmaktadır. Ve bu life ortadan örülmeye başlanır. Şimdi düzünü çeviriyorum. Düzünde de gördüğünüz gibi motiflerimiz var. Motifler ayrı örülür. Ve motifleri şöyle bir ayrı ayrı, her motifi ayrı ayrı incelerseniz fıstık olduğunu göreceksiniz. Fıstık yapılır. Yani 6 parça olduğunda bir motif oluşmuş olur. Ve ortasına da inci dikilir. Bunlar inciler dikildikten sonra motiflerimiz de lifimize aplike yapılır. Şöyle bir lifimize de kısaca bir bilgi vereyim. Gördüğünüz gibi yıldız görünümlü yıldızlarımız çıkıyor. Ve bu şekilde yıldızlar devam ediyor. Yani akortu devam eden yıldızlarımızdan oluşuyor. Kenarına da böyle çiçekimsi motifler yapıldı. Şimdi diğer parçamıza geçelim. Diğer parçamızda gördüğünüz gibi baklava dilimli bir parçamız. Bu parçamız da aynı şekilde hemen arkasını çevireyim. Bakın yıldız görünümlü örülmüş. Bu tarafında da aynen motifler, zaten demin motiflerden de bahsettim. Aynı şekilde inciler dikiliyor. Ondan sonra motifler lifime aplike edilir. Şimdi diğer parçamıza geçelim. Arkadaşlar bu parçamızda da lif kare şeklinde. Şu motifleri hesaba katmayalım. Şu şekilde hemen arkasını çevireyim. Kare şeklinde bir lif örülür. Etrafında çiçekler diyeyim, fistomu dersiniz. O şekilde bir süsleme yapılır. Ondan sonra üzerine de motifler dikilir. Ve iki ucuna da plastik halkadan tutacak yerler yapılmış oldu. Bu takımımız bu şekilde. İkinci takım modelimiz çiçekli takım modelimizdir. Gördüğünüz gibi bu da 3 parçadan oluşmaktadır. Hemen ilk parçayı göstereyim şöyle. Üçgen görünümlü bir parça ve cep şeklinde. Şimdi arkası bu şekilde ve gördüğünüz gibi yıldız görünümlü şekilde örülmüş bu da. Ve akortu devam eden yıldızlarımız var. Önde de renkli motiflerle süsleme yapılmış. Ortasında da diğer takımımızda inci vardı. Bunun ortasında ise fıstık yapılmış. Motif bittikten sonra ortasına bir fıstık yapılır ve ondan sonra motif life aplike edilir. Şimdi ikinci parçamıza geçelim. İkinci parçamızda gördüğünüz gibi kare bir parçamız ve aynı şekilde aynı renklerle bu şekilde süslenmiş ve life aplike edilmiş. Şimdi üçüncü parçamız, gördüğünüz gibi üçüncü parçamızda her iki ucuna da plastik halkadan geçirilmiş. Ortasına da aynı motiflerle, aynı renklerle süslenmiş. Gördüğünüz gibi kayık şeklinde. Arkasını da şöyle çevireyim. Gördüğünüz gibi yine yıldız görünümlü bir örme tekniğiyle örülmüş. Etrafına da fisto şeklinde bir süsleme yapılmış. Üçüncü takım modelimiz ise siyah beyaz takım modelimiz ve gördüğünüz gibi 4 parçadan oluşmaktadır. Birbirinden güzel parçalarımız. Ben bu takımları gerçekten çok beğendim. Şimdi size hemen kısaca İlk parçamızı tanıtayım. Gördüğünüz gibi böyle tulum şeklinde ve içi boş. Şu şekilde. Önde de pantolonun kemerleri geçiyor. Önde de böyle şirin bir papyonumuz var. Kenarlarını da böyle kontür şeklinde siyahla bir süsleme yapılmış. İkinci parçamız yıldızlı
gömlek yakalı bir parçamız. Çok şık, çok tatlı. Önde de fiyonklu gördüğünüz gibi ve incilerle süslenmiş. Arka tarafını da bu şekilde göstereyim size. Gerçekten renkler çok uyumlu olmuş. Etrafına da bu siyahları kontür şeklinde geçince çok güzel bir ambiyans ortaya çıkmış oldu. Şimdi üçüncü parçamıza geçelim. Üçüncü parçamız da gördüğünüz gibi terlik görünümlü bir parçamız. Ve önünde de papyonlu. Düğme yerine de boncuklarla bir süsleme yapılmış. Şöyle arkasını da göstereyim size. Şimdi dördüncü parçamıza geçtik. Dördüncü parçamızda da gördüğünüz gibi iki ucuna da plastik halkadan geçirilmiş. Ve süslemesi de bu şekilde fiyonklarla ve incilerle süsleme yapılmış. Dördüncü modelimiz 6 kalpli lif modelimiz. Gördüğünüz gibi her dilim bir kalbi temsil ediyor. Şöyle göstereyim size. Gerçekten çok güzel bir şekilde de süslenmiş. Hemen arka tarafını da göstereyim. Burada da gördüğünüz gibi 6 kalp belli oluyor. Şuradaki süslemeler de lif modeli, lif parçası hatta söyleyeyim. Lif parçamız bittikten sonra bunlar sonradan böyle ekstradan bir süsleme yapılmış. Dışıyla bir kompozisyon oluşturulmuş bir şekilde. Beşinci lif modelimiz menekşe desenli lif modelimiz. Gördüğünüz gibi cıvıl cıvıl renklerle süslenmiş. Şöyle bakın hareketli, üç boyutlu söyleyeyim size üstündeki süslemeler. Bunun hakkında kısaca şöyle bir bilgi vereyim. Önce şöyle arkasını göstereyim. Hemen çevirdikten sonra bu lif modelimiz de şu ortadan başlanıyor ve gittikçe büyütülü bir şekilde örülüyor. Ondan sonra şu menekşelerimiz sonradan buraya örülmüş oluyor. Yani yeşiller önce örülüyor. Menekşeler, çiçeklerimiz sonradan örülüp böyle bir kompozisyon oluşturulmuş bir şekilde tamamlanmış oluyor lifimiz. Tabii sizler bunlar tek parça. Sizler arzu ederseniz takım şeklinde de yapabilirsiniz. Altıncı lif modelimiz 6 papyonlu lif modelimiz gördüğünüz gibi. Hemen kısaca bunun hakkında da bilgi vereyim. Tabii şöyle çok muntazam örüldüğü için çok belli olmuyor ayrı ayrı motiflerden oluştuğundan. Şöyle 6 parçamız var ve her parça ayrı ayrı örülüp en sonda 6 parçamız bittikten sonra birleştirme yapılıyor. Arkasından belki fark edersiniz fakat çok muntazam örüldüğünden dolayı çok belli olmuyor. Ancak şu araları böyle açtığımda fark edilebiliyor. Ayrı ayrı örülüp birleştirme yapıldığını. Düğmeler de sonradan fıstık yapılıp buraya aplike yapıldı. Tabii gördüğünüz gibi papyonumuz da parça bittikten sonra ayrı bir şekilde örülüp buraya aplike yapılmış bir modelimiz. Sizler de bu tek parçadan fakat sizler arzu ederseniz yine takım şeklinde yapabilirsiniz. Yedinci modelimiz gördüğünüz gibi eldiven modelimiz. Şimdi eldiven modelimizi de şöyle hemen elimizi koyalım. Gördüğünüz gibi yıldız görünümlü tekniğiyle örülmüş ve bu şekilde akortu devam eden bir yıldızlarımız var. Tabii burada da ayrıyetten bir süsleme de yapılmış ve üzerine de uçlarına da 3 fıstıktan oluşan bir çiçek şeklinde bir süsleme yapılmış. Tabii yüzüğü de unutmuyoruz. Buraya da gördüğünüz gibi ayrıyetten bir yüzük örülmüş. Ortasına da bir inci, şöyle diyebiliriz tek taş. Tek taşı da böyle eldivenimize takıyoruz. Gerçekten benim çok sevdiğim, çok hoşuma giden bir model. Renkler de gerçekten çok güzel, çok beğendiğim bir model.
Böylelikle sizlere lif modellerimizi tanıtmış olduk. İsterseniz sizlere tanıtmış olduğumuz bu lif modellerimizin aynısını yapabilirsiniz. İsterseniz de buradaki renk desen modellerine bağlı kalmadan kendi fikirlerinizle de harmanlayıp yeni lif modelleri üretebilirsiniz. Sizlere kalmış bir şey. Tabii bu arada benim en çok beğendiğim takım modelimiz siyah beyazlı takım modeli. Gördüğünüz gibi çok şık, çok tatlı. Sizlerin de en çok beğendiğiniz takım modeli diyelim. Yorumlara yazabilirsiniz. İnşallah faydalı olmuştur bu videomuz. Başka bir videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.